Hepinize merhaba arkadaşlar. İngilizce öğrenirken ya da herhangi bir yabancı dili öğrenirken yapılan 5 hata adlı videoma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz diyorum ve bu kanalda kişisel gelişim, dil, motivasyon, kalimbayla çektiğim müzik videolarım ve seyahatlerimden oluşturduğum vloglar çekiyorum. Yani kısacası hayatımda ne varsa onları size aktarmaya çalışıyorum. Bunlardan herhangi birisiyle ilgiliyseniz kanalımı takip etmenizi ve oradaki zil butonunu aktif etmenizi öneririm. Şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, yapılan 5 hatadan birincisiyle başlayalım. Öncelikle dili öğrenme amacını bilememek. Kendinize şu soruyu çok samimi bir şekilde sorun, çok samimi bir şekilde cevap verin. Neden? Neden bu dili öğrenmek istiyorum? Neden? Nedeni şey olabilir işte, o dilden insanlarla konuşmak, o ülkeye gidince siparişlerinizi o dilde söylemek, o dilde vermek. Ya da ne bileyim, eğer İngilizce ise bu, TOEFL IELTS sertifikası almak. Ya da İspanyolca ise DELE sertifikası almak. Yani amacınız neyse ilk olarak onu bir belirleyin. Bundan sonra sayacağım maddelerin eğer bunu doğru düzgün belirlemezseniz bundan sonraki maddeleri yok sayabilirsiniz. Çünkü binanın temeli sağlam olmazsa biliyorsunuz ki üstünde villa da olsa, ne bileyim, yazlık da olsa, rezidans da olsa düzen tutmaz. Bu çok önemli. Şimdi ikinci maddeyle devam edelim. Hata yapmaktan korkma. Şimdi bunu ben size farklı bir şekilde açıklamak istiyorum. Çocukluğunuzu düşünün. Çocukluğunuzda bisiklete ilk bindiğiniz anı hatırlayın. Aranızda herhangi birileri varsa bu şekilde, yani nasıl söyleyeyim. Eğer diyorsa ki ben düşmeden bisiklete binmeyi öğrendim. Yani %95 ihtimalle yalan söylüyorum. Arkadaşlar, hata yapmadan hayatta bazı şeyler hiçbir şekilde öğrenilmez. Hata yapacağız. İnsan olduğumuz için de her zaman hata yapıyoruz. O ayrı bir şey. Hata yapacağız. Bundan sonraki aşama ne? Yaptığımız hatadan sonra ders alacağız. Ya şimdi burada was mı kullanılıyordu, were mi kullanılıyordu? Onu o an nasıl geldiyse öyle söyle. Karşıdaki zaten seni anlayacak. Ama ondan sonra işte genel olarak baktığın zaman, evet ben burada bunu söylemiştim, bir sonrakinde bunu yapmamalıyım diye not alırsan, ne bileyim, aklından yazarsan, hatalarından ders çıkarırsan, işte bu seni bir adım daha ileriye taşıyacağını söyleyebilirim. Üçüncü maddemize gelelim. Her şeyi anlamaya çalışmak. Yine bunu da farklı bir örnekle açıklayacağım ben size. Şimdi turist olarak Alanya'ya gelen bir Rus'u düşünün. İşte öğrendiği Türkçe kelimeleri bakarsanız, merhaba, nasılsın, açım, susadım. Yani bunların haricinde temel şeyleri öğrenir. İlk başlangıç olarak. Çünkü neden? Onları kullanacaktır orada. Yani ilk başta gelen kişiye siz muvaffakiyetleştiremediklerimizden misiniz kelimesini öğretmezsiniz. Öğrenmesi de beklenmez. Öğrenmiş olması da çok abes olur yani. Düşünün. Siz yeni bir başladınız ve en zor şeyleri öğreniyorsunuz. Gerek yok. Anladınız mı? O yüzden ilk başta mesela İngilizce okuma mı yapıyorsunuz? Okuma yapın. Ama mesela o okuma yaptığınızda okuduğunuz şeylerin %100'ünü anlamayı beklemeyin. Ben bunu bizzat kendim denedim. Küçük incecik, hani seviye 1, seviye 2 İngilizce hikaye kitapları vardır. Onlardan aldım. 3 kere ya da 4 kere farklı şekilde başladım o kitabı. Hiçbir şekilde bitiremedim. Çünkü birincisinde bu hatayı yaptım. Her şeyi anlamaya çalıştım. İşte hangi zaman kullanılmış, hangi kelime, bütün hepsini yazdım. Hepsini yazdım. İnanın bir sayfa ilerledikten sonra bıktım ya. Dilden soğudum. Bir sayfa ilerledim, dilden soğudum.
O yüzden ilk olarak öğrendiğiniz şeyler, ilk olarak anladığınız şeyler üzerinden gideceksiniz. Mesela ben yine şu an yine İngilizce kitap okuyorum. Okuduğum kitaplar bazen bilim üzerine oluyor, bazen psikoloji üzerine oluyor. Yani dili de ağır oluyor ama %100'ünü anlayamıyorum doğal olarak. %80'ini, bazen %50'sini, işte terimler azsa, bilmediğim terimler azsa %80'ini, bazen de 90'ını anlıyorum. Ama ilk aşama genel anlamı çıkarabilmek. Ondan sonra yavaş yavaş kelime bilginizi de artırdığınızda zaten anlama yüzdeniz yukarı doğru çıkacak. Buna emin olabilirsiniz. Dördüncü madde, konuşmadan çekinmek. Arkadaşlar, dil nankördür. Çok aşırı nankördür. Eğer siz işte nasıl ki bir fitness'a gidiyorsunuz, fitness yapıyorsunuz, vücudunuz gelişiyor, kaslarınızı geliştiriyorsunuz. Bir süre sonra tak kesiyorsunuz ve o kaslar yavaş yavaş eski haline dönmeye başlıyor. Vücut kendini salıyor. Öğrendiğinizin de hiçbir anlamı olmuyor. Yani bunu dile de uyarlayabilirsiniz. İşte yurt dışına gidip gelen, geldikten sonra 1 yıl, 2 yıl İngilizce konuşmayan insanların İngilizceleri yine normal düzeye düşüyor. Bunu ben de yaşadım, arkadaşlarım da yaşadı, çevrem de yaşadı. Deneyimlerimi aktarmaya çalışıyorum. Yani konuşmaktan çekinirseniz, derseniz ki işte ya komşu duyacak, ne bileyim telaffuzum çok kötü. Hiçbir şekilde öğrenemeyeceksiniz. Hani başlangıcı bile öğrenemeyeceksiniz. O yüzden hata yapa yapa, hatalarınızı düzelte düzelte, ders ala ala, üstüne biraz da konuşmayla bu dili çözeceğinizden emin olabilirsiniz. Ve en önemli madde, şimdi bir süre sonra pes etmek. Bu da 5. madde. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Şu an mesela karantina sürecindeyiz. Evet, sıkıntılı bir süreç, evdeyiz. Boş zamanımız var. Bazılarımızın boş zamanı çok, bazılarımızın boş zamanı az. Boş zamanımızda dil öğreniyoruz işte İspanyolca, İtalyanca, hangi dili öğrenmek istiyorsanız, Korece. Öğreniyoruz. Öğrendikten sonra işte karantina hafif esnemeye başladı. Dışarı çıkmaya başlıyoruz. Zamanımız başka yerlere gidiyor. O dil öğrendiğimiz zaman bu sefer sosyalleşmek için geçiriyoruz. Bu nokta işte çok önemli. Bu nokta kırılma noktası. Eğer siz işte her zaman dil öğrendiğiniz zamanı, tamam %100 yine dil öğrenin demiyorum ama mesela zamanınızın %60'ını dile, %40'ını sosyalleşmeye ya da diğer günlük aktivitelerine ayırırsanız emin olun belli bir süre sonra bu sizin rutininizle dönüşecek. Zaten rutininizle dönüştükten sonra bakın inanın ders çalışmadığınız bir gün, işte dil çalışmadığınız bir gün çok rahatsız olacaksınız. O gün içinde işte asabi olacaksınız, biraz böyle farklı bir ruh hali olacak. Buna emin olabilirsiniz. O rutinde yakaladıktan sonra sizi artık kimse tutamaz. Böyle söyleyebilirim. İngilizce öğrenirken yapılan 5 hata videosu bu kadardı. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğendiyseniz bunu bana yorumlarda ve beğenilerinizle mutlaka belirtin. Ona göre ben de işte İngilizce kullanılırken, İngilizce öğrenirken kullandığım uygulamalar adlı bir video çekebilirim. Bunun yanında kendim yine şu anda aktif olarak İspanyolca öğrenme sürecindeyim. Onunla ilgili de ben ne yapıyorum, ben ne ediyorum, onunla ilgili de bir video çekeceğim. Bildiğiniz size bu söylediğim maddeleri uyguladığım bir video gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Bu karantina günleri yine biraz esnedi biliyorum ama bugünler de geçecek. Sokağa gerekmedikçe çıkmayalım. Korona da bir gün bitecek. Biz yine hayatımıza devam edeceğiz. O günlere dek sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.